Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Hadi bugün de şöyle pişirmeden çok pratik ve sağlıklı bir tarif yapalım. Tarifimiz şekersiz olacak. Karıştırma kabımıza yulaf ezmesini koyuyorum. Tatlandırması için bal ilave ediyorum. Biraz tahinin yağından ve şöyle bir kaşık kadar tahin ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Sırada şimdi şekersiz fıstık ezmemiz var. Kanalımda fıstık ezmesi yapımı da mevcut. Evde yapabilirsiniz. Mutlaka şekersiz kullanın bu tarz tariflerde. Şekerliler çok katkılı. Fıstık ezmesini de koyduktan sonra sırada kakao var. Şöyle 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Eğer arzu ederseniz vanilya aroması veya vanilya ilave edebilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Evde yulafınız varsa gerisi çok kolay. Bal yerine pekmezle bile bu tarifi yapabilirsiniz. Şimdi direkt ben elimle gerek görmedim yoğurmaya. Çünkü kaşıkla da malzeme gayet güzel halleşiyor. Yulaf ezmesi sıvıları çekecek ve katılaşacak. Şekil alacak hale gelecek. Evet, malzemeleri karıştırdım. Çok minik bir kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu bütün ya da normal tuz da olsa kakaolu tariflerde güzel bir keskinlik verir. Kakaoyu daha çok ön plana çıkarır. Keklerde de minicik bir tuz koyabilirsiniz kakaolu keklerde. Şimdi kalıbım küçük benim şöyle 15 santim 15 santim gibi. Altına yağlı kağıt kesiyorum. Eğer şart mı derseniz aslında çok şart değil. Şöyle hafif bir yağlayarak da malzemeyi üzerine bastırabilirsiniz. Önemli olan dilimler soğuk soğukken rahat çıksın. Yağlı kağıdı koyuyorum kalıba. Ve artık sertleşmiş ve kolayca şekil alabilecek olan malzememi kalıbıma sıkıştıracağım. Şimdi siz takipçilerim çok güzel şeyler şu anda aslında yaratıcılık kullanıyorsunuzdur. İşte yuvarlak da yapılabilir vesaire diye. Bütün soru, yorum ve farklı fikirlerinizi bekliyorum aşağıda yorum kısmında. Lütfen yazın. Güzelce kaşıkla düzeltelim. Kanalıma abone olursanız gerçekten normal tariflerim kadar, turşularım, sirkelerim, reçellerim kadar diyet tariflerim de çok güzeldir. Mutlaka izlemenizi isterim. Şimdi önce buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Bir 2-3 saat buzlukta dursun. Sonra normal buzdolabına indirin. Kesilecek duruma gelince de dilimleyin lütfen. Ben 9 dilim çıkardım ama o kadar güzel bir lezzeti var ki daha da minik minik doğramanızı tavsiye ediyorum. Böyle lokum gibi ufak ufak kahve ve çaylarınızın yanında tüketirsiniz. Bu tariflerimi lütfen beğenin. Beğendikten sonra da paylaşın. Artık böyle sağlıklı, güzel tariflere çok ihtiyacımız var toplum olarak. Bunda balı bile daha az koyabilirsiniz. Kakao lezzetiyle gerçekten çok çok güzel yeniyor. Soğuk soğuk dolapta durabilecek bir tatlı. Yulaflı dilimler diyeceğim ben bunun adına. Bazen normal, bazen diyet tariflerle her zaman karşınızda olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın şimdi içini görüyorsunuz böyle hafif yumuşak kıvamlı, çok lezzetli. Arzu ederseniz azıcık fındık ya da ceviz de dövebilirsiniz malzemenin içine. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere.